İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi, Gökhan Zan altında. Türkiye İşçi Partisi önceki gün Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çektiklerini açıkladı. Gerekçe çok ağırdı. Yazıda açıklamada şöyle deniyor. Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Zan iddiaların kendisine yönelik kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Hukuki mercilere danışarak olsa da en ufak bir şahibenin varlığına bile göz yummayacağımızı, kumpaz ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi belirtiyor, zanın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz. Zan da aynı saatlerde İskenderun Adliyesi önünde yaptığı açıklamada adaylıktan çekinmediğini söyledi adaylıktan çekinmemek için AK Parti'den maddi menfaat istediği iddiasına dair iki kaydı savcılığa teslim etti. Bu kayıtların montaj olduğunu savunarak bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Peki bu kayıtlarda neler var? İşte o ses kaydının dökümü. İki adet telefon kaydı var. Kayıtlar dün elime ulaştı ve Sözcü TV'de yayınladık. İki kayıtta da zanla yapılan telefon görüşmesi bir başka telefonla görüntülü şekilde kaydedilmiş. Yani hem sesli hem görüntülü kayıt var. Arayan Zan, aranan Hataylı coğrafya öğretmeni Turgay Kocakaya. Kocakaya, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nın tuvaletinden aradığını iddia ediyor. AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öztürk'le görüştüğünü ileri sürüyor. İki AK Partili ile Zan adına pazarlık yaptığını, adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini savunuyor zan olduğu iddia edilen kişi niye 5 milyon demedin şeklinde yanıt veriyor. Kocakaya, TRT'de spor yorumculuğu, Hatay Spor'da yöneticilik ve zan ailesine koruma tahsis edilmesini istediğini de söylüyor. İkinci kayıtta zan, Kocakaya'ya onun tarafından ihanete uğradığını söylüyor ve Hatay'a gelmesini tehditkar şekilde salık veriyor. İşte zanın savcılığa sunduğu kayıt. Turgay Kocakaya, alo çok sesi konuşamayacağım. Gökhan Zan, ben de toplantıdayım. Bir yere geçtim. Kocakaya. Baksana tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti il başkanlığındayım. İçeride şey var. Adem Yeşilda. AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk. Konuştum. Gündüz konuştuğumuzu. Abi bir çekilme asla olmayacak. 2-3 milyon veriyorlar. Kuzenin orada pozisyon falan dedi sordular. Ya pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı, belediye mi, külliye mi? Bize sorsun. Genel merkeze bildirelim olumlu olumsuz size döneriz dediler. Zan abim şöyle spor yorumculuğu olur TRT'de. Kocakaya Hatay Spor'la da ilgili olabilir. Zan Hatay Spor'da sportif direktörü, CEO'su, başkanı gibi spor projelerinde olur. Kocakaya 3 milyon tamam değil mi? Net yani sıkıntı yok bana teslim edilecek. Zan Arapça devam ediyor. Niye 5 demedin? Kocakaya söylemedim daha bir teklifte bulundum sana sormadan bir şey diyemedim ki. Zan Arapça. Yok yok sana dediğim gibi beş iste. Kocakaya beş istiyorum. Zan Arapça. De ki oradan da bu kadar talep etti. Verdiler. Bu adam dik durdu. Her istediğinizi veriyor de. Kocakaya sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler. Bir iki hediye getirdim. Ailenin durumunu anlattım. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım dedim. O yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkartabilirim. Zan Arapça. Aynen öyle yap. Kocakaya. Ben dedim aileyi garantiye almalı. Ev yıkılmış şu olmuş bu olmuş. Zan 5 de. Ne öyle ne böyle. Diğer taraftan on verirler dedi. Kocakaya. Koruma meselesini de açtım. Korumayı valilikten ayarlayacaklar. Zan. Tamam sen çöz. Kocakaya. Bir de sormayı unuttum. Dolar mı TL mi? Dolardır tabi. Zan. Herhalde ne soruyorsun sen? İyi misin? Kocakaya. 3 milyon TL değildir ya. Dolardır 3 milyon TL diye para mı kaldı? Gülüyor. Kesinlikle montaj ve deepfake. Yokan Zan kayıtların montaj ve deepfake olduğunu iddia ediyor. Zan bu görüşme tamamen yalan diyor. Kocakaya ile 6 Şubat depreminden sonra tanıştıklarını söylüyor. Coğrafyacı olduğu için kendisinden fay hatları hakkında bilgi aldığını belirtiyor. Zamanla yakınlaştıklarını, bir araya geldiklerini ve sohbet ettiklerini ifade ediyor. Ancak Karakaya ve polislikten ihraç edilmiş olan kuzeni Nihal Kocakaya'nın montaj ses kayıtlarıyla kendisine şantaj yaptığını, 5 milyon TL istediğini savunuyor. Bu kumpasın arkasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın olduğunu ileri sürüyor. Zan, kayıtlardan 3 hafta önce haberdar olduğunu, geçen cumartesi tipliler tarafından kendisine dinletildiğini belirtiyor. Kayıtların pazar günü eline geçtiğini ve şikayetçi olduğunu anlatıyor. Zan, şantaja uğradığı anda neden savcılığa gitmediğini açıklayamıyor. İkinci kayıtta kayıtların varlığından haberdar olduğu ve sorunu mafyatik yollarla çözmeye çalıştığı anlaşılıyor. Yeşildağ arkasında Lütfü Savaş var diyor. Gökhan Zan adına para teklif ettiği öne sürülen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal iddiaları reddederek şöyle konuştu. Ne kendilerini tanırım ne de böyle bir görüşmem oldu. Ispat edilsin milletvekilliğinden istifa edeceğim ve bu şehri terk edeceğim. Böyle bir namussuzluk ve alçaklık olabilir mi? İl binasına geldik diyorlar. Telefonları incelensin. Binaya gelmişse kabul edeceğim. Yeşil Dal bu hadisenin bir haftadır konuşulduğunu vurgulayarak bu tür ayak oyunlarına ihtiyacımız olmadığını herkes bilir. Kimin ihtiyacı olduğunu da bilir diye konuşuyor tam bir komplo diyor ve arkasında Lütfi Savaş'ın olduğunu iddia ediyor Yeşildal. Savaş'ın seçimleri manipüle etmek ve lehine çevirmek için yaptığı bir komplo. Yüzde yüz savaşın parmağı var. Zana kumpas kurulmuş olabilir mi? AK Partililerle pazarlık masasına oturduğunu iddia eden Turgay Kocakaya ise kendilerini zanın yönlendirdiğini savunuyor kuzeni Nihal Kocakaya ile önce sponsorluk adı altında iş adamlarına gittiklerini ve eli boş döndüklerini söylüyor. Zan'ın paraya ihtiyacım var demesi üzerine AK Partililerle görüştüklerini ileri sürüyor. Ancak görüşmenin iddia ettiği üzere AK Parti il başkanlığında değil bir villada gerçekleştiğini kaydediyor. Kuzeninin il başkanlığındayız demesini istediği için öyle söylediğini kaydediyor. Kocakaya görüşmeler sırasında kendisinin dışarıda ve arabada beklediğini, teması kuzeninin kurduğunu savunuyor. Kuzenin para alırsak elimizde kanıt bulunsun dediği için görüşmeyi kaydettiklerini söylüyor. Kocakaya şöyle diyor. Zan benim böyle bir talebim var yoksa çekileceğim maddi olarak sürdüremiyorum dedi. Kendine gerek yok dedim. Ancak son olay olunca artık çalışmak istemiyorum diyerek ayrıldım. Gökhan beni arayıp tehdit etti. Kocakaya'nın ifadesinde birden çok soru işareti var. Kaydın aksine görüşmenin AK Parti hata İl Başkanlığında olmadığı, adını verdiği Yeşiltal ve ÖnTürk'le bizzat görüşmediği anlaşılıyor. AK Partililerle pazarlık yapıyor izlenimi vererek zanı tuzağa çekmiş olabilirler. Kayıtların gerçek olması halinde iki ihtimalden söz edebiliriz. Yazan Kocakaya üzerinden AK Partililerle pazarlığa oturmuştur ya da Kocakaya tarafından tuzağa düşürülmüştür.